Herkese yeni bir videodan merhaba. Şu anda Fransa'nın Nice kentindeyiz. Buraya DS davetlisi olarak geldik ve teknolojiyle donatılmış bir araç şu anda arkamda. DS 9 E-Tense, yani plug-in hibrit bir araç deneyeceğiz. Daha önce biliyorsunuz ülkemizde de kullanılan modelleri vardı. Yollarda çok sık görüyoruz. Giderek sayısını artıran bir marka. Şimdi DS 9 artık ülkemizde satışta. 3 farklı modeli var. Bir de bu yılın sonuna doğru bu görmüş olduğunuz DS 9 E-Tense gelecek. 250, ondan sonra 360 olmak üzere 2 farklı, kendi arasında farklı modelleri var sevgili dostlar. Biz buradaki modeli deneyeceğiz. Bir misafirim olacak. Onunla beraber bir ilk karşılaşma anı çekeceğiz. Yani detaylı bir inceleme olmayacak. Acaba ilk bindiğimizde ne hissettik? Bizi etkileyen tarafları neydi? Nasıl bir sürüş konforu vardı? Onları hep beraber göreceğiz. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden elimdeki GoPro'yu aracın içerisine yerleştireyim. Mikrofonları falan da ayarlayayım. Sonrasında da yolculuğumuz başlasın. Videoyu beğenin ve anlattığım özelliklerden sonra DS 9 E-Tense 250 hakkındaki yorumlarınızı lütfen aşağıda paylaşmayı unutmayın. Hadi içeriye geçiyoruz. Tamam, mikrofonlar. Okey. GoPro da tamam. Hoş geldin. Vay, ev sahibi. YouTube kanalımızı bastırıyor. Önce seni bir merak edecekler. Bir tanıştır bakalım. Merhaba, kendine. Lara Mutlu, ben Alem dergisinden. Evet arkadaşlar, Lara ile beraber DS 9 E-Tense'i deneyeceğiz. İlk hissiyatlarımızı anlatalım. Ben mi başlayayım, sen mi? Ben başlamalı mıyım? Çok bilmiyorum. Tamam, ben anlatayım. Arkadaşlar, lüks. Aşırı lüks ve mesela ben soldaki pencereyi nasıl indireceğim? Burada herhangi bir buton yok. Olaylar burada. Çok ilginç. Şuradan, bu da bu tarafta. Her taraf deri, alkantara. Şurada çok güzel bir saat var. Direksiyon acayip lüks görünüyor. Ekranlar iyi. Arka taraf çok rahat görünüyor, biliyor musun? Arka tarafta ki sürprizi şimdiden söylüyorum. Masaj mı? Evet. Önde de var, sende de var masaj. Evet, bende de var. Koltukların... Seversen açalım. Hadi açalım, deneyelim. Vallahi hemen senin koltuğunun orada bir buton var. Evet. Şöyle bir bas bakalım. Bastım. Allah. Masaj yaparaktan böyle bir otomobil incelemesi var mı ya? Arkadaşlar tabii detaylı bir inceleme videosu değil bu. İlk karşılaşma anı. Kalkarken çok güzel bir kalkış oldu. Neden? Çünkü plug-in hibrit. Yani Allah, masaj bayağı sağlam yapıyor. Ben durduruyorum. Durdur. Durdurdum. Çünkü bu araçta hem elektrikli bir motor var, aynı zamanda bataryamız var, hem de normal işte fosil yakıta çalışan motorumuz var arkadaşlar. O nedenle kalkışımız çok böyle sessiz oldu. İhtiyaca göre farklı farklı modlarda kullanabiliyorsunuz. Seninle konuşuyorduk ya arabaya binmeden, evet, önce. Yani hayatımızın büyük bir bölümü trafikte geçtiği için, İstanbul sokakları da malum. O yüzden bu şey... Trafikteki konfor gerçekten araçlardaki, araç alırken en önemli şeylerden biri halinde. Yani benim gibi otomobil sektöründen çok anlamayan birisi için arabadaki konfor gerçekten çok önemli. Haklısın, yani çok vakit geçiriyoruz. Şimdi herkes fiyatı merak edebilir. Arkadaşlar benim şu anda kullandığım E-Tense dediğimiz plug-in hibrit olan model bu yılın sonlarına doğru ülkemize gelecek. Ama zaten DS 9 ülkemize satışa çıktı. 1.2 milyon lira gibi bir fiyat. Ben bu videoyu çektiğimde fiyat böyleydi. Daha sonra ne olur bilemiyorum. Her an değişebilir. 3 farklı modelle şu anda piyasada. Vallahi Nice güzelmiş ya.
Ha. Çok güzel. Hava güzel. Gerçi sahili göremedik ama şimdi bize bir rota verildi. Biz bu rotayı takip ediyoruz. Hem aracı deneyimliyoruz hem de biliyorsunuz ben bu işlerde birazcık hızlıyımdır. Şu videomu halledeyim dedim. İlk karşılaşma anını çekiyorum arkadaşlar. Şimdi aracın bazı teknolojileri var. Bu teknolojileri anlatayım. Bir yandan da detay videolarda tasarımları göreceksiniz arkadaşlar. Detayları orada da sizinle paylaşacağım. Hakikaten araç içeriden de dışarıdan da iyi görünüyor. Önce kimin rakibi? Onlara bir bakalım. Benim telefonumu. Aynen. Tamam, aldım. Yani bu arkadaş fiyat olarak bakarsak işte BMW 5'in ya da işte Mercedes E serisinin rakibi gibi görünüyor fiyat olarak. Ama özellik olarak işte BMW'nin 7 serisindeki özellikler, Mercedes'in E serisindeki özellikler bunda var. Bence asıl rakip ne 5 ne 7 ya da ne Mercedes E ya da S. Bence asıl rakip S90 gibi Volvo'nun. Onun fiyatı ne kadar? Bilmiyorum ama ben montajı yaparken bulur yazarım buraya. Yazdım hatta falan. Tamam. Şuraya yazdım falan. Yazdım işte o kadar. Nasıl o fiyat? Müthiş. Tam bir rakip. Bu arada yollar biraz tehlikeli ya. Ha? Biraz mı? Bence yollar çok tehlikeli. Ama yanında nasıl bir şoför var? İlk kez deneyimliyorum şoförlüğünü ama şu ana kadar çok iyi bir şoför var. Çok tamam. Usta bir şoför var. Hissiyat iyi. Eyvallah. Süper. Şimdi bazı teknolojiler var. Bu teknolojilerden biraz bahsedelim istersen. Evet. Çünkü araç hakikaten çok teknolojik bir araç. Tabii bu teknolojilerin her birinin adı var. Ben onu böyle yazıyla da vermiş olacağım. Ne işe yarıyor bu? Önde bir kamera var, tamam mı? Bu kamera bakıyor yolda ne var ne yok, yolun ortamı nasıl vesaire. Buradaki bilgilere göre 4 tane tekere ayrı ayrı müdahale edebiliyor. Yani bu teknik açıklama oldu. Günün sonunda senin rahat gitmeni sağlayan... Ben anladığımı söyleyeyim mi? Söyle. Tekerlere müdahale ediyor ve karşına çıkabilecek olası bir şey de önünden mesela bir köpek mi geçiyor, bir kedi mi geçiyor, ona seni geleceğim. Anında uyarıyor. Ona geleceğim. Tamam, bir yanlış yerden başladım, ona rezalet. Geleceğim. Bahsettiğimiz bu teknolojinin adı DS Active Scan Suspansiyon. Böyle değişik adları var. Güzel. Onun dışında mesela senin söylediğini anlatayım mı? Anlat. Mesela gece sürüyorsun. Aracın önünde bir kızılötesi kamera var. Bu sensör ne yapıyor? İleride ne var ne yok görüyor 100 metre. Yani insan gözü görmese de o görebiliyor. Bir hayvan çıktı diyelim ya da işte bir bisikletli var. Hani sen görmüyorsun ama o kamera görüyor. Kamera gördüğü için seni uyarıyor. Uyarıyor. Bak, bu olay güzel. Bir de şu tarafta bir kızılötesi algılayacak. Bu da benim yüzümü analiz ediyor. Driver Attention Monitoring diyoruz biz buna. Daha doğrusu DS öyle söylüyor. Ne işe yarıyor? Hani aman Allah göstermesin böyle bir uykulusun, böyle bir değişik hareketlerin var. Ne yapıyorsun diyor, bir kendine gel diyor. Bir uyandırma servisi yapıyor orada sana. Yani uyarıyor, tamam mı? Aman diyor dikkat et falan. Sen diyor tuhaf hareketler yapmaya başladın. Böyle bir teknolojisi var. Yine böyle bir park yardımcısı var. Hani bir park yerini yakalarsa sen onu kullanıyorsun ama onu çok böyle tercih eden yok. Birçok arabada var. Senin arabanda var mı öyle bir teknoloji? Önce bir sor, araban var mı diye. Araban var mı? Arabam yok. Ehliyetin var mı? Nasıl var ama 9 kez sınava girdikten sonra aldım. Direksiyona 9 kez sınava girdim. Detaylarına gireyim mi, istiyor musun? Gir, anlat ya. Vallahi, birinde park edemedim. Birinde gerçek anlamıyla yanımda sürücü kursundan öğretmen varken şeyin üzerine çıktım, kamyonun üzerine çıktım. Birinde ellerim o kadar titredi ki böyle direksiyona hakim olamadım. Diğer yani artık kalanlara neler oldu hatırlamıyorum bile, o kadar hafızamdan silinmiş. İşte sen de co-pilot olarak kendine bu kadar yetenekli, bu kadar otomobil konusuna hakim birini seçtin. Yok yok, ben çok mutluyum gerçekten. Yani hakim olmasan bile bence samimi olman çok önemli. Bir de ben anlatıyorum ya işte drive assist bilmem ne, night vision şu bu. Ya tamam da bu ne işe yarıyor kardeşim? Bak sana anlatıyorum. Sana anlatıyorum. Hani herkes bence çok daha kolay anlar diye düşünüyorum. Evet. Şimdi aracın hangi özelliğini anlatacaksın? Süper. Bu benim en çok sevdiğim. Hatta şurada bir tane kol var. Bu kol adaptif cruise kontrolü hemen sağlıyor. Şöyle göstereyim ben sana. Şu anda başladım. Bak. Ne yapıyorum? Ben ne onu hemen arka tarafta hızını da artırdım. Öndeki aracı takip ediyor. Bak ne direksiyonu kullanıyorum ne gaza frene basıyorum. Evet. Bak öndeki araç yavaşladı, bu da yavaşlıyor. Bir viraj var. Bu virajı kendisi dönecek bak. Şu anda şeridimi ortalıyor bu arada, iki şeridi. Çok iyi.
Bir de evet, onu dönüyor. Artı dur kalkları da yapıyor. Yani şu olay bence müthiş. Şimdi biraz dur müdahale edeyim. Dur kalkları kendinin yapması çok iyi. Tabii bu otonom olmaya doğru gidiyoruz. Evet. Ama tam otonom mu? Değil. Ama şimdi tam otonom olması da biraz korkutucu olabilir sanki. Sence? Ya şöyle, hiç korkmana gerek yok. Çünkü teknoloji bu testlerden sonra onaylanıyor. Yani acaba işte önüme yaya çıkar mı? İşte yolda bir çalışma olursa bunu algılar mı vesaire? Bu özellikle Kaliforniya'da test ediliyor. Hiç merak etme. Teknolojiye güven. Tabii teknolojiye yine sen, kendimizi teslim ediyoruz. Önlemlerini al tabii ki ama teknolojiye güven. Onun dışında bir de farlardan bahsedeyim sana. Active LED Vision diye bir teknolojisi var. Bu ne anlama geliyor diyesin. Ne anlama geliyor? Ya şöyle, bir tane ana LED farı var. 3 tane de 180 derece dönebilen LED farı var. Bunlar ne işe yarıyor? Aslında direksiyonu çevirdiğin zaman çevirdiğin bölgeyi daha böyle aydınlık görmeni sağlıyor. Peki yani kullandığım elektrikli modelin özellikleri ne? Yani bu da yılın sonuna doğru ülkemize gelecek. E-Tense 250, bir de 360 vesaire var, 4x4 olanı. Şimdi bu kullandığımda iki tane motor var. Bir elektrikli motor, bir de zaten fosil yakıt tüketen motorumuz var. Şimdi elektrikli motorumuzun hemen gücünü ben sana söyleyeyim. 81 kW gücünde ve bir de bataryamız var. 15.6 kW saatlik bir bataryamız var. Çok büyük bir batarya değil. Zaten bu hani her zaman bunu bataryayla kullan, elektrikle kullan için üretilen bir şey değil. İhtiyaç duyduğunuzda, yani mesela aracı kaldırırken sen çok beğendin ya, çok sessiz kalktı. O zaman lazım. Ondan sonra düşük hızlarda, dur kalklarda falan böyle elektrikli motor ve o batarya kullanılıyor. Çok iyi. Bu arada onun menzilini de söyleyeyim. 70 kilometreye kadar kullanabiliyorsunuz. İyiymiş. Bu bataryayı. Bence güzel bir şey. Belli bir hızlarda tabii. Böyle aniden böyle gazladığın zaman vesaire orada diğer motor devreye girebiliyor. Bir de mesela E-Tense 4x4 360'ı merak edenler olabilir. Onun 0-100 hızlanması 5.6 saniye. 360 beygirlik bir güç üretiliyor. Ve 520 Nm torku var. Saatte de maksimumuzu 250'ye sabitlemişler arkadaşlar. Çok kısıtlı bir süremiz var. Bu kısıtlı süreden bize rotayı tamamlayın diyorlar. Bir yandan da ben çekim yapıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hakikaten zor mu ya YouTube? Ya gerçekten zor. Zormuş yani. Şu an bu yanında otururken anladım ki yaptığın iş hakikaten zor. 14 hoparlörlü bir hi-fi ses sistemi var. Onun dışında ekranlar hoşuna gitti mi? Şurada bir saat var, hoşuna gitti mi? Ne diyorsun? Evet, gayet güzel. 14 tane mikrofon olması, hoparlör olması neden? Ya şöyle, bir opera ortamı yaratılıyor. Yani ses çok kaliteli bir şekilde kaydediliyor ya şimdi. O ses de böyle sesi dolaştırıyor. Aracın içerisinde her hoparlör kendine düşen görevi yapıyor. Sen sanki konserin ortasındaymışsın gibi bir hissiyat oluşuyor. Opera salonundaymışçasına. Aynen, bir opera salonu. Aynen, kesinlikle haklısın. Tabii şurada sürüş modlarımız var. Böyle her biri sanki bir mücevher gibi değil mi ya? Evet, gerçekten. Tasarımı gerçekten çok muazzam olmuş. Bir de şeyi anlatsana, dokunmatik hepsi. Ha, zaten ekran dokunmatik. Altında da fiziksel tuşlar var. Hani bir yere böyle göçertir gibi basmanıza gerek yok. Dokunmanız yetiyor. Mesela şu an araç ayarlarına geçtim. Tekrar navigasyona geçiyorum. Gayet kolay. İşte çağrı alabilirsiniz. Şurada klimayı yönetebilirsiniz. Dokunmatik ekran çok hızlı tepki veriyor, onu söyleyeyim. Bu arada sen hangi arabayı kullanıyorsun? Onu merak ettim. Kişisel olarak evet mı? Kişisel olarak birkaç tane var şu an evde. Benim şahsi arabam BMW 520i. Ama onu bu hafta BMW iX'e yükselteceğiz. Upgrade edeceğiz diyorsun. İlk defa da burada söylemiş olduk ha. Süper. Vallahi ilk defa senin sayende söylemiş olduk. BMW iX'e geçeceğim. Çünkü acayip bir baskı var üzerimde. Sen niye elektriğe geçmiyorsun? Sen nasıl teknoloji editörüsün falan diye. En sonunda arabamı buldum. BMW iX. Allah nasip etti diyelim. Böyle bitmeden, hani böyle imza atmadan bir şey demek istemiyorum ama böyle bir geçişim var. Onun dışında aile için kullandığımız araba Volvo XC90. Hı hı. Onun yine plug-in hibritli bir modeli. O da hoşuma gidiyor. Hı hı. Bir tane Nissan X-Trail var. Bu kadar. Daha ne olsun diyorum. Daha ne olsun. Nissan X-Trail'i elden çıkartırız büyük bir ihtimal. Çünkü XC90 geldi, ona gerek kalmadı. Hani BMW 520'yi elden çıkartır mıyız? Soru içer. Çünkü hani böyle tamam, iX çok güzel bir araç ama
hani at, hadi buradan Antalya bastık gidiyoruz, öyle bir dünya yok yani. Arada şarj etmen lazım. Evet. Her zaman öyle olacak mı? Zamanın var mı yok mu? Hani bir aynen. tane bulundursam mı bilemedim. Ne yapayım biliyor musun? Bir ara durayım, sen bir arka koltuğa geç. Olur. Hatta şimdi yapayım ben onu ya. Tamam evet, şu an gel, müsait. Gel sen yok. Bir arka koltuğa geç. Tamam. Çünkü arka koltuklarda bak ısıtma var, soğutma var. Okey. Masaj da var. Tamam. Hadi geç bakalım arkaya. Geçiyoruz. Nasıl? Ah çok rahat burası. Ne kadar senle sürücü koltuğuyla arasında bayağı mesafe var. Aa, kemerini takman gerekiyor. İki koltuğun sen... arasında bayağı mesafe var. Kemerimi takmayı unuttum. Kemerini de taktın. Araç biraz uzun bir araç. O nedenle sana da çok mesafe var. Ben de gerçi şu an direksiyona biraz yakın kullanıyorum. Nasıl hissiyatı ya? Mesela hava dar mı? Çok güzel ve bu kadar mesafe olması çok güzel gerçekten seninle aramda. Çok rahat burası ya. Gerçekten çok rahat. Benle aranda mesafe olması güzel. İyi peki. Peki o koltukta ayaklarımı da... rahat rahat uzattım. Masaj var bak sağa doğru o kolçağın altında butonlar var 1, 2, 3 diye. Basarsan masaj yapıyor sana. Evet. Ha evet. Hareket etmeye başladı mı? Evet şimdi 2'ye geçtim. Of şu an 2 inanılmaz güzel sırt masajı yapıyor. Ciddi misin ya? Evet. Wow. Şimdi 3'e geçiyorum. Bir sürelim sefasını sen sür. Gerçi benim de var da. Ve şu an sırtıma daha da güzel masaj yapıyor 3'te. Arka koltukta masaj özelliği olması aşırı güzel. Bu arada nasıl üst taraf hani genelde aracın içi biraz böyle koyu renklerden oluşuyor. Ben koyu renk olunca böyle bir karanlık hissiyat oluyor. Sen nasıl buldun? Mesela yukarıdaki o cam tavan. Ya açıkçası bana çok koyu bir hissiyat yaratmadı. Heh, hatta gayet ferah ve güzel. Şu cam da çok güzel. Yani ben burada çok rahatım. Sen sürmeye devam edebilirsin. Orada olman bence çok iyi oldu. Bir de şey kolçakta neler var? Ne görüyorsun mesela orada? Bu arada kolçakta sadece masaj şeyleri var. Onun dışında burada bir ekran olabilir. Kahveleri koymak, çayları koymak için şey var. Ekran yok burada. Kolçağın üzerinde var mı ekran bak? Ha, yok değil mi? Ekran yok, yok. Zannettim onu biliyor musun? Yok ben... ekran yok burada. Parlak piyano. Ben masajı yanıyormuş. Nasıl kapatacağım? Ha. Tekrar. Rahatsız mı oldun? Ha, sen oradan mı kapatabiliyorsun? Yok sen o butona tıkladığın zaman kapanacak. Hah kapandı. Peki. Diyerekten güzel araç. Ne yapalım videomuzu bitirelim o zaman ha? Veda edelim. Edelim. Dostlar. Çok teşekkür ederiz. Şu anda Fransa'nın Nice kentinde. DS9 E-Tense 250 ile bir yolculuk yaptık. Çok kısa sürede bu videoyu sizlere ulaştıralım istedik. İlk karşılaşma anımızı, hissiyatımızı sizlerle bu şekilde paylaşmış olduk. Detaylı inceleme videosunu tabii ki Türkiye'de yaparız. Ama şu anda ilk karşılaşmada bütün samimiyetimizle beğendiğimiz, işte soru işareti olan bütün her şeyi paylaşmış olduk. Siz de aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Onun dışında videoyu beğenin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Eşlik ettim. Vallahi çok iyi oldu. Çok sağ ol. Gidiyor muyuz deniz kenarına? Gidelim. Yoksa ne yapalım? Vakit var mı ki? Gideriz ya. Ya gidelim bence şunu. Ya.